Evet. Yeniden merhaba. Merhaba hocam. Bu haftaki konumuz Bourdieu. Bourdieu sosyolojisi. Ama ya da işte Fransızların işte kendi dilinde söylediği şekli Bourdieu. Değil mi? Şimdi Bourdieu çok ilginç bir karakter. Hatta şey bile diyebiliriz yani. Şu an sosyolojinin belki de varabildiği en üst kim yani çoğunluğa göre tabii herkes aynı şeyi kabul etmeyebilir ama mesela ben şahsen eğer sosyolojiyi toptan karşıma almayacaksam mesela Wallerstein'in geçen konuştuğumuz gibi sosyoloji kültürü hani anlattığı makalesinde sosyal bilimlerin vaadi makalesinde işte sosyolojinin mirası diye geçen orada mesela çeşitli meydan okumalar yapıyor hatırlıyorsun. Bunlardan bahsetmiştik. Bu meydan okumaların içerisinde 6 meydan okuma vardı. O 6 meydan okumada ana akım sosyolojinin aslında çok da bu insan bir aradalığını anlamaya yetmeyeceği üzerineydi hatırlıyorsam. Şimdi eğer o noktadan bakmıyorsak yani şu anki sosyoloji aslında bazı şeyleri çözmeye yeterli değil gibi bir bakış açısına doğru kaymıyorsak meydan okumalarda olduğu gibi o zaman benim açımdan mesela işte Bourdieu sosyolojisiyle herhangi bir olguyu ya da işte sosyal sorunu anlayamaman veya izah edememen neredeyse imkansız gibi. Çünkü o kadar nasıl derler yani o zamanki yani sosyolojinin doğuşundan kendisinin yaşadığı döneme geçen dönemdeki bütün farklı kuramların eksik yanlarını ötekinin avantajlı yanlarıyla o kadar muazzam bir şekilde birleştirmiş ki bu diyor. Hemen hemen her şeyi izah edebiliyorsun. Bu üçüyle. Üçüyle derken yok, üçgenle değil. Üç, yani şöyle bu üçüyle Ya izah sonuçta edebilirsin şöyle mahkeme. bur diyor da buradan temellenmiyor mu Evet sonuçta? ama O işte yüzden bu mesele üçüyle diyorum bu üç yani. ama işte üçü de değil orada Çok artık üç yok. indirgemeci mi oluyor? Hayır, şöyle bir şey var orada mesela bu şey için kullanılır daha çok. Amerikan kültürü için mesela hep şey derler işte aslında bu farklı kültürlerin bir arada yaşaması meselesiyle ilintili olarak bir metafor var. İngilizce'de o şöyle geçen melting pot ve salad bowl diye. Şimdi melting pot dediği eritme potası, salad bowl dediği salata kasesi. Şimdi geçen hafta yani bizim sosyoloji kültüründe hatırlıyorsan işte üçlü yani böyle tek tek çubuklar var aslında bunlar. İşte Durkheim, Marx, Weber. Weber. Şimdi bunlar aslında bir çubuk ve insan bir aradalığını anlatmaya çalışıyor ama yetersiz kalıyor. İşte hani Wallerstein demişti ki Parsons bunu çakmaya çalıştı ama buraya Marx koymadı. Ben oraya Marx koyarak şu an çatıyorum. Şimdi Wallerstein'in yaptığı şey şu. Bunlar aslında çok da söylediklerini değiştirmeden eksik olan kısımlarıyla çatıp bir üçgen haline getirme. Bu aslında demin verdiğim örnekte salata kasesine benziyor. Yani salad bowl gibi. Yani nedir? Buradaki işte aslında birbirinin, şimdi melting pot'taki fark şu. Amerika ülkesinin yani Amerika kültürünün yarattığı şey şu. Gelen bütün göçmenler için onları alıyor, onların kendi etnik kökenlerini o pota içerisinde eritiyor, birbirine geçiriyor ve Amerikalılık diye bir şey yaratıyor. Aslında Bourdieu'nun sosyolojiyle yaptığı şey biraz böyle bir şey. Wallerstein'inki gibi bir şey ama Wallerstein'inkini öyle bir karıştırıyor ki sen oradan şeyi çıkaramıyorsun mesela. Bourdieu'da baktığın zaman ya bunun neresi Durkheim, bunun neresi Marx, neresi Weber? Yani sanki bambaşka bir şey söylüyormuş gibi oluyor. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani mesela Bourdieu'nun genel kuramı yani bu sosyolojiyle ilgili olarak işte nasıl geçiyor? Şey diye geçiyor. Onun da öyle üçgeni var. Üçgenin işte birinci ayağı şey, habitus. İkinci ayağı Alan. alan. Şey, ya daha doğrusu sermaye. Üçüncü kısım da alan. Şimdi bu üçünün birbiriyle ilintili olduğu bir sosyolojisi var. Ama bütün bu hani şimdi birazdan konuşacağız üzerine bahsedeceğiz ama
Bütün bunların içerisinde mesela nerede Dürkheim, nerede Marx, nerede Weber, hepsinin ruhu dolaşıyor ama sen tam olarak çekip çıkaramıyorsun yani. İşte o yüzden mesela Wallerstein anlatıyor mesela. Diyor ki işte bak diyor şuraya kadar Dürkheim diyor. Dürkheim burasını söylemiştir, eksiği budur diyor. Orada Marx anlatıyor, Marx'ın eksiğini söylüyor. Weber'i devreye sokuyor ve diyor ki buna sosyolojik kültür derim ben diyor. Aslında Bourdieu'nun yaptığı da kısmen böyle bir şey. Yani Bourdieu da şu üç adam çok bariz bir şekilde hakim. Yani kurucu babalar. O yüzden zaten Bourdieu'nun ki bence mesela ben işin şey tarafındayım. Hani Dürkheim'in kurduğu haliyle tarafındayım derken şöyle bir taraf değil mesela. Bazen o taraftayım, bazen mesela bu sosyoloji karşıma alıyorum onun hakkında sosyoloji. Şöyle düşünelim işte. Şimdilik o alanın içerisindeysem, yani konuştuğum alan oyun, klasik sosyoloji, anarkın sosyoloji ise o zaman ben o pencereden baktığımda şunu görüyorum yani. O alanın en iyisi şu an Bourdieu. Çünkü alandaki bütün temel figürleri hiç anlayamayacağın bir şekilde birbiriyle karıştırmış, yepyeni bir kuram çıkarmış ama aslında gerçekte yepyeni bir kuram değil. Aslında bunların üzerinde yükseliyor o kuram. Hepsinden beslenmiş. Bunu bariz bir şekilde anlayabiliyoruz yani. Birazdan işte ne demek istediğimi daha detaylandırırız. Bu alanların da her birinin birbirinin içinde aslında nasıl sızdığını tam olarak belki de ayıklayamadığımız için de daha kozmopolit tabii, o melting pot anlayamıyorsun. Şey mesela şimdi alan ne? Hayatında hiç duymadığın bir kelime. Yani işte Fransız champ mı? Yani mesela işte Marx İngilizcesi çok net bir sınıflandırma yaparken işte iki sınıf var. İşte işçi sınıfı, burjuvazi derken hani Bourdieu'da böyle net bir ayrım aslında tam olarak göremiyoruz. Yok, var öyle bir ayrım da işte biraz daha modifiye edilmiş hali. Biraz daha modifiye edilmiş, değiştirilmiş hali. Yoksa aslında Bourdieu'nun alan yani sınıf toplumsal sınıf kategorilendirmesi aynen şöyle bir şey. Hakim sınıf var. Şöyle yapalım. Hakim sınıf. Burjuvazi diyor zaten. Ne farkı var ki? Burjuvazi diyor bazen. Bazen hakim sınıf diyor. Ortada küçük burjuvazi. Kötü burjuvalar. Küçük burjuva. Yani? Keza Mars'a da var zaten küçük burjuva. En altta da işçi sınıfı. Aslında aynısı. Yok ben sadece arada şöyle bir fark var. Sınıf ayrımı açısından söylememiştim. Mesela bu habitus özellikle. Habitus çok değişken bir şey değil mi? Değişken. Zaten yüzden, farkı da oradan geliyor zaten. İşte o yüzden onu yani, demek istedim yani. Tek yaptığı şey aslında Bourdieu'nun oradaki statik durumu ya da yani şimdi şey tam olarak bilmiyoruz. Mesela öyle gözüküyor. Yani gerçekte mesela Marx'ın anlattıkları yani sonuçta adam 50'ye yakın eser vermiş. Gerçek anlamda Marx'ı anlayıp anlamadığımız zaten soru işareti. Yani belki de Marx eğer adam akıllı tercüme edilirse, adam akıldan tercüme edilir aslında yorumlanırsa diyeyim. Tercümeyle bazen yorumlamak çok farklı gibi gözüküyor ama İngilizce'de bazen mesela interpret işte tercüme etmek de yorumlamak diye geçiyor. Interpreter dedi işte tercüman gibi geçiyor ama aynı zamanda yorumlamak. Yani belki de temel problem Marx'ın yazdıklarından bütün o sömürü kuramının veya işte işte tam anlamıyla uyarlanamamasından günümüzde olabilir problem. Mesela Marx eksik yapmıştır işte şeyleri önemsememiştir filan diyor işte orta sınıfı ya da işte o işte kendisini küçük burjuva diye geçiyor. Şimdi işte bu diyor da belki de yeni orta sınıf diyebileceğin küçük burjuva diye geçiyor. Orayla ilgili çok bir şey söylememiş ya da işte maddi olmayan emek meselesinde hani bütün malların işte sermayeden filan bahsetmiş ama bilginin üretimiyle ilgili ya da servislerin üretimiyle ilgili çok net bir şey söylememiş olduğu için eksik bir tarafının olduğu söyleniyor ama belki de şöyle bir şey var yani Marx'ın koşullarını düşündüğünde bu sektörler henüz gelişmemişti. Eğer Marx mesela şöyle bir zamanda yaşasaydı muhtemelen Bourdieu'nun yaptığı sosyolojiden çok daha kaliteli bir sosyoloji yapardı yani. Buradaki temel mesele biz belki adam yani ne yapacak yani geleceği 150 sene sonrasında kestirerek açıklayacak bir hali yok yani. O anki şartlara bakarak işte sınıfı ikiye bölmüş. Belki üçüncü bir sınıfın olabileceğinde ki zaten hani hep söyledikleri şey şudur. Tam aslında toplumsal sınıfları anlatmaya başlıyor şeyde, kapitalde. Orada zaten eser bitiyor çünkü Marx'ın hayatı yetmiyor bunu anlatmaya diye de söylenir. O biraz daha böyle aslında bir hayalen kurulan yani bir kurmaca bir toplumsal sınıf kuramı. Belki onu yanlış kurdular kuranlar yani Marxistler onu bilemeyiz. Yani Bourdieu'nunki şöyle bir şey. Bourdieu'nunki neredeyse aynı. Ara tek bir fark var işte. Yani müthiş bir dokunuş yapıyor orada. Öyle bir esnetiyor ki kuramı. Yani
müthiş bir dinamizm katıyor. Ve işin içine de böyle bu şeyler, Durkheim'inki de olsun, Marx'ınki de olsun, bir tek Weber biraz farklı, ona Feldstein sosyoloji dedikleri, yani bir şey, Feldstein dedikleri Almanca, işte anlamacı sosyoloji. Bu şey biraz ondan farklı, Weber daha böyle yapısalcı takılmıyor. Ama gene yapısal bir durum var onda da mesela, yani yapısalcı takılmıyor mesela Feldstein, yani bu anlamacı sosyoloji ya da yorumlamacı sosyoloji bir taraftan böyle bir olanak tanırken, yani öznel olarak yaşadığın dünyayı nasıl yaşadığının tarif edilmesi, anlaşılması önemliyken, ama öte taraftan yapısalcı bir pencereden bakıyor, işte protestan ahlakı diye bir şeyden bahsediyor. Şimdi protestan ahlakı şu demek, yani oradaki inanç sistemi, yani protestan mezhebi kapitalizmi doğru demek. Yani bu yapısalcılık, işte böyle bir yapı vardı, böyle bir yapı doğru demek. Ama öbür taraftan işte yine en bilinen taraf işte anlamacı sosyoloji yapmak biraz böyle bir şey değil, sanki yapısalcılığı kırıyor gibi Weber. Ya herkesin kendince ilgili işte o bir serüveni var. Yapısalcılığın içerisinde ya da işte sosyolojinin içerisinde değişebiliyor. Bourdieu'nunki burada şöyle bir şey. Yani Bourdieu ne yapıyor? Biraz daha gevşetiyor. Biraz daha soyutlaştırıyor. Biraz daha matematikselleştiriyor diyeyim de. Öyle bir noktaya getiriyor ki, hani geçen de konuştuk, yani bir şeye fx dersen, yani kuramı öyle bir kurarsan, fx dediğin zaman x'e ne koyarsan koy zaten senin formülün geçerli çıkar. Biraz aslında o hale getiriyor. O anlamda çok uyanık mesela. Yani müthiş uyanıklıklarından bir tanesi şu mesela. Habitus. Şimdi habitus, madem öyle yavaştan da girelim. Şimdi enteresan bir şey. Yani şöyle bir şey. Anlamıyorsun. Bu ne ya? Habitus ne? Daha doğrusu Fransızca'daki adıyla belki işte şöyle. Habitu işte Fransızca'da söyleyeyim. Habitus, yani bir taraftan bakıyorsun şuradaki işte habitat meselesiyle ilintili gibi, yani öyle bir kullanım var ya, ona yakın bir kelime gibi duruyor. Sanki yaşadığın bir ortam gibi. Bir taraftan şurada bir habit var, alışkanlıkla ilintili gibi. Zaten bu kavramı ilk kullanan da o da Platon'u kullandığı bile söyleniyor. En başta o kullanmış da belki bu anlamda kullanılmamış. Mesela en temel sorulardan biri şu. Bana birisi şunu izah etsin diyebilir. Yani ne farkı var şunun kültürden? Aslında anlattığı her şey habitus, kültür. Hani diyor işte mesela, ben bizim öğrencilere soruyorum. İşte arkadaşlar neden böyle davranıyorsun? İşte hocam habitus, habitus diyemedim. Habitus. Habitusumuzdan. Yani müthiş bir cevap. Yani ne söylersen niye böylesin işte diyorum öğrenci. Habitustan hocam. Ama habitusun ne olduğunu bilmiyor. Yani habitus nasıl bir... Yani aslında orada şunu da söyleyebilirsin. Yani kültürden. Benim içinde bulunduğum kültür ya da yetiştiğim kültür bana bunu yaptırıyor. Şimdi habitus aslında şöyle bir şey. Öyle bir mekanizma ki sana nereden nasıl davranacağını bir şey yapıyor, söylüyor. Ama habitusu belirleyen tek şey de kültür olmadığı için böyle... Hani kültür belirleyen tek şey ne ki? Kültür niye böyle bir şeymiş gibi düşündüğünde mesela... Hayır, şu... Habitusu bir sürü bir şeymiş gibi. Kültür her şey aslına bakarsan. Geçen evet. Hafta konuştuğumuzda yani... Ama habitusun içinde ekonomik... Kültürün içinde ekonomi yok mu? ...durumda olduğu için hani... Yani şu anlamda karışıkla bilmiyorum, yol açabilir gibi geldi. Yok, şimdi kültürle şöyle bir şey, kültür ya zaten temel problem o. Mesela bugün şimdi şöyle söyleyeyim, ben tek tek mesela burada Bourdieu'nun bütün kavramlarını tanımlayıp bütün özelliklerini burada sıralamayacağım. Neden sıralamayacağım? Çünkü verdiğim okumanın içerisinde onlar var. Hatta yani Bourdieu hakkında daha iyi sen okuyup gelirdin. Evet, yani Bourdieu hakkında daha derinlemesine bir kitap okumak istiyorsa arkadaşlar, önerim şu David Swartz'ın Swartz'ın Kültür ve İktidar kitabı. Şimdi orada zaten mükemmel bir şekilde anlatıyor Swartz. Hayatına adamış Bourdieu'ya zaten. Benim anlatabileceğim üzerinde inanılmaz sofistike bir şekilde anlatıyor. Ben burada yapmaya çalıştığım şey basitleştirmek. Yani bu basitleştirmenin ötesinde Bourdieu'yu işte ben kendi filtremden geçirerek nasıl anlarım ondan biraz bahsetmek. Bir hani hoca tavrı sergilemek Bourdieu'ya karşı. Yoksa başka bir şey değil. Oradan da bakılabilir. Mesele şu. Habitus, işte benim ilk sorum bu. Yani habitus kültürden niye bu kadar farklı diye düşünüyorsun. Çünkü ona kültür dememiş Bourdieu. Habitus demiş. İşte habitusun nasıl bunu örneklendirebiliriz kültürden farkı? Sen diyorsun ki işte mesela habitusun içerisine her şey giriyor. Kültürün içerisine oysa ekonomi ve benzeri şeyler girmiyor olabilir. O belki işte kültürü yanlış anlamana kaynaklı. Çünkü temel problem gerçekten Bourdieu'yu anlamada kültür meselesini anlamamakta.
Şöyle ki, bunu şöyle izah edeyim. Şimdi onu sermaye kısmında anlatmam lazım da kültürde. Çünkü Bourdieu'nun katkısı şöyle bir şey. Bu üçgen var ya, bu üçgenin mesela yöntem kısmında bu direkt Durkheim'den besleniyor Bourdieu. Yani nasıl bir metodolojiyle yaklaşmam lazım insan kolektivitelerine diye, yani kolektiflerine. O bilimsel yöntem meselesi aslında doğrudan olgular ilişkisi vesaire, işte istatistik kullanımı, o da Durkheim tarafı. Bourdieu'nun yaptığı şey öbür tarafta Marx'ın sermaye kavramını alıp her şeyi ekonomiyle izah ediyor ya Marx. Orada eksik bir taraf var çünkü. Hep zaten Marx'a yöneltilen eleştiri bu işte. Ekonomik indirgemecilik yapıyorsun. Yani hayatta her şey ekonomi üzerinden olmayabilir. Yani nedir? Üretim araçlarıyla kurduğun ilişki üzerinden tanımlanmayabilir. Bazen insanlar tamamıyla ekonomiden bağımsız şekilde eğleyebilirler diye bir eleştiri getiriyor. Mesela Weber'in tam burada kapattığı yerde orası aslında. Yani konuştuğumuz bu meşruiyet meselesi. Yani insanların bazı şeylere olan inancı oradaki işte bir aradalığı da etkiliyor. Yani dağılmamasını mesela, meşruiyet meselesi. Neden itaat ediyorlar ya da orada işte çatıştığı kurumlarla ya da işte kişilerle ya da işte gruplarla neden ayrışmıyorlar kısmında devreye giren bir meşruiyet ve ona işte otorite uyma meselesi var. Orada işte devreye giren şey mesela inanma. Şimdi Marx'ta nasıl bir şey var? Marx zaten kültürü onu da ekonomiye indiriyor. Yani öyle bir ekonomik sistem, nasıl bir ekonomik sistem varsa ona uygun bir şey oluşur. Kültür sistemi oluşur diyor. Yani onu yaratır diyor. Alttan yani altyapı üst yapı diye mevzu var ya işte aşağıda burası üretim ilişkileri alanı ise altyapı diyor. Burada nasıl bir içerik varsa örneğin işte mesela bu kapitalist bir ekonomik üretim sistemi olabilir. Bu kapitalist üretim sistemine, biçimine uygun üst yapı oluşur. Yani üst yapı dedi işte siyaset, kültür buna göre oluşur diyor. Ama işte mesela Weber orada o açığı kapatıyor kendince. Yani kapatıyor değil mi? Weber'in söylediği buradaki bu açığı kapatıyor diyelim. Direkt Marx'a cevaben mi yazmıştır bilmiyorum ama diyor ki öyle olmayabilir. Bazen de aslında yazdığı o hani başyapıtı denilen eser, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabı söylediği şey şu. Aslında kapitalizm Protestan, yani çünkü Marksist açıdan baktığın zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkar. Şöyle bir akıl yürütme yapman lazım. Kapitalist üretim sistemi Protestan ahlakını doğurmuştur. Yani ona uygun bir şey. Ama adamın tüm kitabı tam tersini söylemek üzerine kurulu. Yani Protestan ahlakı kapitalizmi doğurmuştur. İşte demek ki ne ekonominin dışındaki bir olgunun, yani bir durumun ekonomiyi de değiştirebileceği. İşte işin bir tarafı işte ne o aslında bir kültür. Yani ben inançlar kültür değil mi mesela? Hatırlıyorum o bununla ilgili bir şeydi herhalde. Bu işte mesela üretim araçlarına sahip olan sınıf var. Mesela altında da işçi sınıfı ama mesela bu ikisinin teknik olarak aynı partiye oy vermemesi gerekiyor. Evet ama bir şekilde veriyorlar yani. Evet. Yani o şunun gibi bir şey mesela. Yani bakıyoruz şimdi memleketteki bölünmeye bakalım. Mesela bu bölüme temel işte Türkiye'nin şu an toplum yapısı iki kutuptan oluşuyor ya. Bu kutbun bu tarafına bakalım. İşte yani ne tarafı? Muhafazakar kutbuna. Bu tarafta seküler kutup olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şimdi normalde Marksist açıdan bununla bir problem var. Şöyle bir problem oluşacak. Şimdi düşünebiliyor musun? Bu tarafta mesela bir fabrikatör var. Sermaye dikey ekseninde mesela en üstlerde bir yerde duruyor değil mi? Ve işte Kayseri'den konuşursak inanılmaz bir para kazanıyor mesela. Yıllık cirosunun mesela 12-13 milyon euro olduğunu, 15 milyon euro olduğunu düşünen bir fabrikanın sahibi biriyle o fabrikada işçi olarak çalışan, asgari ücret çalışan kişi de 2-200 mi asgari ücret öyle bir şey. Düşünsene aynı partiye oy veriyor. Yani mesela nedir işte burada muhafazakar kesimin temsil eden parti neyse 10 oy veriyor. Öbür tarafa bakıyorsun burada işte seküler taraf var. Seküler tarafta gene mesela kim örnek olabilir burada? Hani şey patronu, fabrika sahibini koyabiliriz. Yani sonuçta işte seküler olup da Türkiye'de çok büyük fabrikaların sahibi, holdingden sahibi insanlar var ama daha yaygın kitle olarak şey düşün işte bu sıralamada bir bankanın CEO'sunu düşünün. Tamam özel bir bankanın. Adamın kazancı işte yaklaşık şuralarda ve bu tabakanın burasında dururken öbür tarafta daha etnik kimliğinden ötürü ya da işte mezhep
farklılığından kaynaklı olarak işte muhafazakar olmayıp karşı kutupta kendini konumlandıranlar var işte. Şimdi söylemeyeyim. Daha işte Alevi kimliği ya da işte Kürt kimliği baskın olan yani daha etnik bir açıdan. O da bu tarafta. O da fabrika işçisi. O, fabrikada o da 200'e çalışıyor. O da bu taraftaki partiye oy veriyor. Şimdi bunu teknik olarak bu ikisinin aynı partiye oy vermesi lazım. Bu ikisinin aynı partiye oy vermesi lazım. Marx bakış açısıyla. Yani öyle olması gerekiyor. Çünkü üretim araçlarına sahip olanlar bunlar, olmayanlar bunlar. Bunların çıkarlarıyla bunların çıkarlarının aynı olması lazım. Yani Marx buradaki anormalliği neye bağlıyor? Yanlış bilince bağlıyor. Yani bunlar yanlış bilinç içerisinde. Onun sebebine ideoloji diyor mesela. Ama belki de Marx'ın kuramında eksik bir şey var. İşte şeyin tamamladığı, Weber'in en azından söylediği. Hayır, belki insanlar kültürleri çok önemli bu noktada. Yani ekonomi her şeyi verir ama bu adam içinde kültür dünyası ya da şunun kültür dünyası buna yakın olmaktansa, şuna ya da şuna yakın olmaksa buna yakın olmayı ona işte söylüyor. İşte katkı orada aslında. Yani bu diyor bunu yakalıyor. Bütün bunları karıştırıp diyor ki mesela ben diyor mesela sermayeyi tanımlarken yani aşama aşama gidelim. Sermayeyi tanımlarken öyle işte sadece Marx gibi yek başına maddi sermayeden hareket etmem diyor. Maddi işte birkaç tane sermaye var. Sıralayayım. Maddi sermaye, ekonomik sermaye ya da ekonomik her neyse. Bu bildiğimiz sermaye. Burada işte müthiş bir şey buluyor. Yani alıyor Weber'i buraya küt diye oturtuyor. Zaten bütün kuramı şunun üzerine kuruyor. Yani bir ekonomi politik yapıyor. Marx'ın diyeyim yani politik iktisat, siyasi iktisat yapıyor. Politik ekonomi. Ama burada mesela işin kültür kısmında buna dahil ediyor zaten. Müthiş buluş bu. Buluş da değil aslında. Weber'in dinle ilgili söylediklerini alıyor. Bir şekilde bunun içerisine yediriyor kendi kuramının içerisine. Ve burada mesela çok önemli bir kavram buluyor. Kültürel sermaye. Kültürel sermaye. Bunun devamında iki sermaye daha var. Birisi sosyal sermaye. Diğeri de simgesel ya da sembolik sermaye. Şimdi maddi sermaye ne olduğunu zaten ya da ekonomik sermaye ne olduğunu az çok Marx'tan biliyoruz zaten. Hemen hemen her şey. Yani işte paraya çevrilebilir ya da o anlamda değişim değeri olan her şey. Öyle düşünün. Değişim değeri olan her şey diye. İlginç olanı bu. Kültürel sermaye. Yani kültür nasıl bir sermaye olabilir? İşte bulduğum mükemmel buluş orada. Sence kültür nasıl sermaye oluyor? Aklına geliyor mesela. Kültür sermaye, kültürel sermaye deyince. İlk aklıma gelen aileden alınan gelenekler diyebilirim mesela. İşte nasıl sermayeye dönüşecek mesela? Belli çevrelerle olan ilişkilerimi kurmamda fayda sağlayabilir belki. İşte belli çevreler dediğin neler? Kendi ailemin kültürüne yakın. Hayır hayır işte ilişki kurabilirsin de ilişkiyi bir şekilde sermayeye dönüştüremiyorsan yani şunu demeye çalışıyorum. Yani buradan işte şöyle anlatacağız şimdi. Belli bir sıra içerisine gitmenizin farkındasın herhalde. Yani sırayla önce Habitus'u bitireyim, ondan sonra sermayeyi bitireyim, sonra Allah'ını bitireyim. Öyle olmuyor çünkü Bourdieu'nun kuramı zaten tam da böyle değil. Tam da böyle damdan dama atlıyorsun. Yani o müthiş bir şey. Yumak halinde. Bir tarafı bitirip öbür tarafı anlatamazsın. Çünkü o bir tarafın doğrudan öbür tarafla alakası var. Yani o yüzden mesela buna çok temel bir isim takılıyor. İlişkisel sosyoloji demek bu demek aslında. Özünde. İlişkisel sosyoloji yapıyor. Yani şimdi ben bunu anlatacağım ama bunu kendi kendine şey refer ederek yani atıfta bulunarak izah edemem sadece. Öbür tarafa gitmem gerekiyor. Şimdi yani kültürel sermaye senden ilişkiye geçiyor. Yani ilişkiye geçmesi bir şey yapmıyor. Sürekli senin sermaye biriktirmen gerekiyor. Yani burada onun temel paradigması şu üzerine kuruldu. İnsanlar çıkar için eylemde bulunurlar. Çok temel bir paradigma. Çıkar için. Tek dertleri çıkar temelinde eylemde bulunurlar. Amaçları da toplumda itibarlarını yükseltmek. Şimdi sen ailenden aldığın kültürel öğeleri sermayeye dönüştüremiyorsan Bourdieu'nun söylediği anlamda ve toplumdaki itibarını artıramıyorsan bu aslında kültürel sermaye olmuyor. Sermaye olmuyor. Yani kültürel bir şey ama unsur olabilir, öğe olabilir. Ama sermaye olmuştu. Öyle bir şey düşünmen lazım. Mesela. Eğitim. Ailenden almadığın başka bir yerde evet, aldığın bir şey. Okuldan evet. Okuldan aldığın eğitim. Doğru. Zaten mesela
Ama şöyle bir şey, mesela aileden aldığım kültürel eğitimi de, mesela ben bir mahallede büyümüşüm ve işte o mahalleden de ben de hayatım boyunca dışarı çıkmıyorum ve o mahallenin muhtemelen, yani ailem de o mahallede yaşadığı için o mahallenin kültürünü alarak ve büyüyorum. Ve zaten çıkmayı da düşünmediğim için o kültür beni o mahallede bir konumda tutmaya yetiyor. Mesela bu anlamda oradan aldığım kültürel sermaye mesela yeterli olmuyor mu? İşte sermaye demiş mesela. Bunu somutlaştırmadığında çok bir anlam ifade etmiyor. Buna, bizim öğrencilerin temel problemi de bu. Yani anlattığı şeyi doğrudan sonra somutlaştıramam. Bunu somutlaştırman lazım. Bana aileden aldığım bir kültür... Bakalım ben mesela öyle bir şey mi? Nasıl yani örnek? Somut örnek. Yani ailenden edindiğin, ailenden kültürel biçimde edindiğin bir şeyin doğrudan senin toplum içerisindeki itibarını arttırıcı bir şeye dönüştüğünü gösteren somut bir örnek mesela. Arttırmaktan bahsetmiyorum işte. Sadece o toplumda var olmama yetmesi yetmiyor mu? Yani, ne demek bu? Yani ben hayatımı işte diyorum ya bir mahallede gerçekleştireceğim. Bütün hayatım boyunca oradan dışarı çıkmayıp hep aynı insanlarla, büyüdüğüm insanlarla ve işte onların çocuklarıyla da falan aynı ortamda hiç. O İstanbul'un eski şeyleri vardı ya, küçük mahalleleri falan. Hani oradan hiç dışarı çıkmadan. Mesela benim işte babamın bir dükkanı var. Ben de o dükkanı devam ettireceğim. İşte somutlaştırman lazım. Hiç gerek yok mahalleye falan. Çapını niye büyütüyorsun ki? Çok basit bir örnek aslında. Ağzından söyledin demin. Babamın dükkanı var. Bitti gitti. Tamam, bu burada ben ekstra ne katmış oluyorum ki? Ya şöyle ki? Bir kere zaten babanın dükkanı buna uygun olmuyor. Babanın dükkanı maddi sermaye. Babandan maddi sermaye de almış olabilirsin miras olarak. Kültürel sermayeden bahsediyorum ben. Kültürel tamam. Şunun için soruyorum zaten. Dükkan için söylemedim. Ya bir şekilde hani ekstra bir şey katmak da ihtiyaç duymuyorum. Yok, çünkü öyle bir şey. O zaten o yok. Dükkanı devam, ya o maddi sermayeyi yok. Devam ettireceğim için. Öyle bir dünya yok. Neden olmadığını nasıl? O yüzden soruyorum yok, yani oradan zaten bana kodlanmış olan o kültürel sermaye bana o hayatı i̇şte sürdürmek için sermaye, yeterli bak, olmuyor işte mu? Bu çok ezber oluyor. Bir şey kültürel sermaye olabilmesi için öyle ben anamdan babamdan aldığım kültürel değil öyle bir şey. Bunun sermayeye dönüşmesi lazım. Yani işte özel sektör geçmişi olan birisini çok rahat anlaman lazım. Yani herhangi bir şeyin özelliğini sermayeye dönüşmesi ne demek? Bir işletme içerisinde o sermayeni kullanman, oradan profit yani kar elde etmen, onu tekrar sermayenin içerisine katman demek. Şimdi kültürü eğer bu anlamda kullanmıyorsan, sana kültür olarak aktarılan şeyi, teknik olarak orada konuştuğumuz şey kültürel sermaye değil. Kültürel başka bir şey. Kültürel sermaye bunun bir şekilde değişim değerine dönüşebilmesi. Yani değiştirilebilir. Piyasada hani bir ekonomi piyasa var ya, her şeyle değiştirilebiliyor. Sana burada bir çıkar sağlaması lazım. Çıkar elde etmen lazım. Daha doğrusu işte herkesin peşinde olduğu kaynakları elde etmende yardımcı olması lazım. Öyle bir şey. Birileri arasından beni sıyırması lazım. Evet, yani işte mesela ne olabilir? Çok basit bir şey söyleyeyim. O da tam anlamıyla aslında kültürel sermaye olmuyor. Daha çok sosyal sermaye oluyor ama ya ben işler karışacak. O zaman kendi örneğimden hareketle devam edeyim. Aslında şöyle bir şey. Kültürel sermaye aileden aldığın, yani iki yerden alınır diyor zaten bu diyor temelde. Birisi aile, birisi eğitim. Aileden aldığın ne olabilir? Örneğin baban müzisyendir. Tamam? Sana sen büyürken mesela piyano çalmayı öğretmiş olabilir. Sen o piyano çalma becerisiyle, sermayesiyle toplumsal hayatın içerisinde normalde kimsenin elde edemediği bazı şeyleri elde edebiliyorsan, mesela değerli şeyler elde ediyorsun. Örneğin çok basitleştireceğim. Mesela müzisyen olabilirsin. Anladın mı? Yani aileden aldığın o kültürel aktarım sonra sana toplum hayatı içerisinde işte ölçülebilir bir noktaya taşıyorsa seni ve bazılarının elde edemediği kaynakları elde edebiliyorsan, anlatabiliyor muyum? İşte müzisyen olmak gibi, müzisyen olmanın gerektirdiği parayı kazanmak gibi, öyle bir de oturmak gibi, onun yarattığı şu an şan şöhret gibi veya işte sıradan bir müzik öğretmeni olabilirsin. Yani şunu atmaya çalışıyorum. Sen gittin. Atıyorum işte ikimiz de benzer ailelerden çıkıyoruz. Benim ailem de beni eğitim almam için bir yere gönderdi. Senin ailen de eğitim almaya gönderdi. İkimiz bir taraftan kültürel sermaye ediniyoruz. Ne yapıyoruz? Üniversite diplomaları ediniyoruz. O da bir işte kültürel sermaye. Şimdi sende de bir miktar kültürel sermaye var. Diplomadan kaynaklı. Bende de var. Ama sende baban faktörü devreye girip sana ekstradan bir müzik aletini
öğretmiş olsaydı hem de iyi düzeyde, o bende yok mesela. İkimiz aynı alana çıkıp alanda bazı konumları elde etmek için yarıştığımızda ikimizin de aynı meslekte olduğunu söyleyeyim. Sen işte mesela sen de mimarsın, ben de mimarım. Bir mimar şirketine gidiyoruz ve bizi işe alacak işte şirketin sahibi müziğe ilgisi var. Piyanodan anlıyor ve senin o bilgi becerinden dolayı seni seçiyor. İşte bitti git işte dönüştü sermaye. Buna hizmet edecek bir alanda olman gerekiyor ama. E tabii ki yani şöyle bir şey var. Para niye değerli? Herkesin paranın değerli olduğuna inandığı bir sistemi kabul etmesinden ötürü değerli. Yani ben hep söylüyorum zaten mesela çok basit bir şey söyleyeyim sana. Devrim mi yapmak istiyorsun, ekonomik devrim? Aslında 6 milyar insan aynı anda, hatta bu 6 milyar olmasına bile gerek yok. Bunun çok önemli bir kısmı aynı anda sadece şunu düşünse. Paraya inanmıyorum. Bak inanmıyorum yani cebimde taşıdığım o kağıt parçasının hiçbir anlamı yok dese sistem çöker zaten. Demedikleri için yürüyor. Çünkü inanıyor ve ona katılıyor işte. Tabii ki de zaten buna inanan insanlar yani orada neyin değerli olduğuna, neyin değersiz olduğuna inanan insanlar öyle bir işte bir mekan oluşturmuşsa, orada da değiş tokuş varsa, insanlar belli şeylerin peşinden, kaynakların peşinden koşuyorsa ve sen onu elde etmek için belli şeyler yapmak zorundaysan işte zaten alana geçmiş oluyorsun. Öyle bir şey yok. Yani mesela şimdi düşünsene dolar her yerde geçiyor. Niye? Çünkü öyle bir şeyi var, gücü var. Bütün yerde tanınıyor. Ama mesela senin Türk lirana gittin, atıyorum nereye git mesela? Peru'ya gittin. Peru'da bir kasabaya gittin, döviz bürosuna çıkardın, koydun. Bundan bana işte şey Peru pezosu verin. Pezo mu kullanır bilmiyorum ama Meksika pezosu verin, Peru ne kullanır bilmiyorum. Bana biraz işte şundan verin, adam senin paranı tanımıyorum diyebilir. İşte o tanındığı yerde anlamı vardı. İşte kültürel sermaye öyle bir şey. Sen onu cebinde taşırsın, ailenden almışsın. Şöyle bir gün lazım olur. Bir gün lazım olur ama işte bir gün lazım olur mu? Onun lazım hadi olacağı... Hadi olmadı, boşa yemek. Evet, yani işte mesela... şimdi kültürel sermayenin de oraya geri dönünce çok önemli bir şey. Yani keşke piyanoyu öğreneceğime lanet olsun. İşte şeyi bilmiyorsun. İşte orada nerede? Hangi alanda mücadele edeceğini bilmiyorsun. İşte Bourdieu'nun yani bütün kuramının aslında çiriği burada. Adam seni statik bir alanda mahkum etmiyor ya da belli paradigmalar üzerinden ilerleyen işte neden sonuç ilişkiler üzerinden anlatmıyor. İlişkisel. Bu şu. Senin bulunduğun tamam mı? Noktada bağlantılı olduğun, bu aslında parametrik dizayn gibi ya. Parametrik dizayn meselesini hep sen anlatıyorsun ya, doğru eğer hatırlıyorsan parametrik dizayn o kullandığın programın adı neydi? Grasshopper. Grasshopper. Grasshopper'da mesela sen dizaynı yaparken, mesela normalde düz mantık dizayn yaptığında neyle yapıyorsun? AutoCAD'le mi yapıyorsunuz? Evet. AutoCAD'de çiziyorsun mesela, bir yerde hata yaptın, o noktaya gelip orayı düzeltebiliyorsun. Ama sen hep şöyle anlatmıştın, parametrik dizaynda dizayn yaptığında bir yerde hatan varsa bütün diğer değişkenleri etkilediği için işler allak bullak oluyor. Evet, Bourdieu'nun bütün sistem karışıyor. Aynen bütün. Bir çok Bourdieu tam Bourdieu'nun aslında sosyoloji bunun üzerine kuruldu. Yani bizim çocukların anlayacağı şekilde özetleyeyim. Şimdi parametrik dizayn deyince belki bizim sosyoloji öğrencileri bunu anlamıyor ama parametrik dizayn aslında şöyle bir şey ya da ilişkisel sosyoloji. Gömleğin düğmeleri gibi. Bütün düğmeler aslında birbiriyle ilintili ve gömlekle ilintili. Yani sen arada bir düğmeyi yanlış iliklediğinde tamam mı? Şimdi oraya gelip yani hatalı noktaya bir kere zaten direkt gidemiyorsun. Ortadaki düğmeyi yanlış iliklediğini düşün. Ne yapacaksın? Baştan çözüyorsun. Çünkü bunları da etkiliyor. Oraya geldin, doğru ilikledin. Yok. Çünkü en baştan zaten yanlış iliklemişsin. Bütün sistem karışıyor. Şimdi Bourdieu'da da bir şey değiştirdiğin zaman her şey değişiyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Piyano çalmayı öğrendin. Bir alana girdin. Şimdi o alanlar da belirsiz. Zaten alanın ne olduğunu bilmiyorsun. Bourdieu öyle anlaşılması kolay bir şey değil. İnanılmaz birbirine girmiş. Ve zaten dili de çok ağır. Yani öyle bir doğrudan Bourdieu metni okuduğun zaman anlaması o kadar kolay değil. Biraz karışık anlatıyor. Zaten işte o yüzden David Swartz'u bence okumak lazım. Öğrenci arkadaşlar için söylüyorum. Onun üzerine çalışan insanları okumak her zaman şey için daha iyidir. Yani yani diyecek ki bazıları yani adamı kendisi okumak her zaman için daha iyidir de yani ama iyi de şöyle bir şey var. Adam hani böyle başı sonu bir düşünür değil ki. Mesela bir kitabında bir kavramı izah ederken başka bir kitabında onunla ilintili başka bir kavramı ve başka bir noktadan anlatıyor. Şimdi bu bütüncül bakışı sahip birinin üzerinden anlaman lazım. Hayatını
bunun üzerine vermiş insanlar var. Muhtemelen David Sword tüm hayatını Bourdieu'ya tanımış ve oturmuş 400 sayfalık bir kitap yazmış ve çok detaylı anlatıyor. Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Bourdieu biraz karışık. Ve piyanoyu öğrendim. Sonra ne oluyor mesela? Bu bir alanda işe yarayabileceği gibi. Ama işte şimdi sen neyin peşindesin, ona bakman lazım. Neyin peşindesin şimdi? Peşinde olduğun X kaynağı Y alanında ise Y alanında bir değerinin olup olmadığına bakmak lazım piyano meselesinin. Ama orada işe yaramaz. Y alanından Z alanına gidersin. Orada başka bir kaynağın peşine koşarsın. O zaman mesela işte şey işe yarayabilir. Kültürel sermaye. Daha da hatta basitleştirerek anlatayım. Mesela Kayseri'de bir işte habitus var. Gene kelimeyi kullandıkken habitus. Ne bu habitus ya? Nerede var? Ben niye görmüyorum bu habitusu? Bu habitus evet ilginç bir şey. Yani bunu en yakın anlamıyla en basitleştirerek aslında kültür gibi düşünmek lazım. Yani. Bir kültür var değil mi? Yani çoğu Kayserili'yi içine alan hakim bir kültür var. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Habitus deyince işler karışıyor da kültüre yakın bir şey ama farkını birazdan anlatacağım. Herkes içine alan bir kültür, bir habitus var. Bu mesela belli ki buradaki işte zaten sermayeleri az çok sana dağıtan şey. Yani habitus aslında şunları nasıl al, yani sana bunlardan ne kadar dağıtıyla ilintili bir şey. Şöyle daha basit bir şekil yapmaya çalışayım. Bir grafik yapalım. Şimdi pasta grafiği. Pasta grafiği değil de aslında şöyle bir şey. Mesela şöyle düşünelim. Burası habitus olsun. Burası alan olsun. Yani bir sürü farklı habitus olabileceği gibi bir sürü farklı alan var ama tekmiş gibi düşünün şu aşamada. Basitleştirme adına söylüyorum. Ve şöyle bir ilişkisellik olduğunu düşünün bunun. Tamam? Yani bu şu. Burada dolaşan ne? Burada dolaşan işte sermaye. Yani habitus bir miktar sermaye veriyor sana. Sen o sermayeyle alanda mücadele ediyorsun. Alanda o sermayeden daha fazla sermaye edindiğinde kendi yakınındakine yani senin gibi olana o sermayeyi aktarıyorsun işte. O habitus şekillendiriyorsun. Buradan tekrar sermaye yapıyor bu tarafa. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu şurası, şuradaki habitus sizin ev olsun. Baban sana bir habitus imkanı sağlıyor gibi düşün. Yani bir alan, bir içinde büyüdüğün maddi ve kültürel koşulların olduğu bir alanı sağlıyor. Ama o sağlıyor ve sana bir şeyler veriyor. Sen o sermaye ile yani aldığınla işte ailenden kalan mal mülk, edindiğin işte kültürel öğeler ya da sermayeye dönüşebilecek. Bu ikisinin birleşiminden az çok ortaya çıkan sosyal sermaye. Sosyal sermaye öyle bir şeydir. Yani şu ikisinin birleşimi aslında kimleri tanıdığını, değil mi? Ortaya çıkarır. Bu üçünün insanlar nezdinde sende olup olmadığını kabul etmesi de aslında simgesel sermaye tanımlanır. Yani şunun gibi bir şey. 1 milyon dolarım var. Bankada duruyor. Hiç kimsenin haberisi yok. Çulsuz fakir gibi dolaşıyorsun. Simgesel sermaye yok demektir. Maddi sermayen olsa bile. Ya da işte dediğim gibi çok iyi şeyden anlıyorsun. Mesela müzikten anlıyorsun. Ama onun kıymeti olmayan bir alanda dolaşıyorsan ve işte hareket ediyorsan gene kıymeti yok. Tanınması lazım. Yani onun insanların nezdinde meşru gözükmesi lazım. Bak işte Weber katkısı da orada aslında. Baktığın zaman Weber hortluyor hemen oradan. Meşru olması lazım ki o zaman zaten gücüne güç katıyorsun zaten. Öyle bir durum var. Şimdi sosyali, simgeseli bir kenara bırakıyorum ama temelde aileden aldığın iki şey var. Maddi ve kültürel sermaye, ekonomik sermaye ile işte kültürel sermaye. Şimdi bunları burada habitustan alıyorsun. Habitus ne? İşte senin içinde bulunduğun koşullar. Bu koşullar sana belli bir miktar sermaye veriyor. Şundan ve şundan. Bununla nereye gidiyorsun? Toplumsal uzama yani hayata katılıyorsun. Ama hayat farklı farklı alanlardan oluşuyor. Bu alanların bir tanesinde bulunduğunu varsayın. Mesela ne alanı olsun bu? İş piyasası. İş piyasası alanındasın. İşte iş piyasası alanında bunları kullanıyorsun. Neyi almak için? İş piyasasının değerli kaynaklarını elde etmek için. İş piyasasının değerli kaynağı nedir? Para. En iyi iş ve sonra para. Değil mi? Oradaki asıl önemli olan şey, yani öncelikli olarak parayı elde edemezsin. Bir araç lazım. O araç ne? O da bir kaynak çünkü.
İş. İş sahibi olman lazım. Şimdi o işi elde etmek için kullanıyorsun. İşi nasıl elde ettiğini düşün. Firmaya gidiyorsun, başvuru yapıyorsun. Senin belli özelliklerine bakıyor değil mi? Genel herhangi kimseyi almıyorlar zaten. Bir özelliklerine bakıyor, ondan sonra alıyor işte. Onlar, işte senle ben orada mücadele ederken ne için mücadele ediyoruz? Aynı iş için orada bir tane sandalye var mesela. Yani şöyle bir dünya yok, biliyoruz zaten. İstihdam full of full değil zaten. Eksik olan kısımlar var. Yani herkese her iş tanımlanmıyor. Bazı işler bazıları tarafından daha fazla isteniliyor. Bazı işler daha az isteniliyor. O zaman demek ki ne? Bu aslında bütün bunu bir taraftan şimdi söyleyeceğim. Bu bir iktisat mantığı aslında. Yani bütün bu Kur'an sembolik bir ekonomiyi aslında bize böyle gösteriyor gibi. Tamam mı? Ve tabii ben mesela ilk başta şöyle düşünmüştüm. Yani bu aslında inanılmaz iktisat mantığı. Yani iktisat mantığı derken şöyle bir şey var. Biraz iktisat bilmek lazım. İşte arz ve talep kanunu, ondan sonra efendim işte azalan verim miktar kanunu. Şimdi iktisat diye de bir bilim var. İktisatın içerisinde bir sürü kanun var, bir sürü işte yasa var, grafik var vesaire vesaire. Mesela onu az çok hakim olman burayı anlamana daha yardımcı olabilir diye düşünmüştüm. Yine Swartz'ın kitabında okurken şöyle bir ifade duydum. Yani işte siz, yani birçok insan Bourdieu'yu işte sadece iktisatın, genel iktisat mantığı içerisine oturtuyor ama o öyle de değil. Yani genelde Swartz'ın iddia ettiği şey şu. Bourdieu'yu nereye oturtuyorsan öyle değil diyor. Bourdieu'nun iddiası da o galiba. Yani işte beni mesela sadece ekonomik indirgemecilikle açıklayamazsınız. Marksist veya alt üzerci olmamla suçlayamazsınız. Kesinlikle yetmez. Yapısalcılıkla işte nitelendiremezsiniz. Yetmez. Ben yapısalcılığa benziyorum ama değilim. İşte sadece işte meşruiyet şeyle anlatamazsınız. Ona benziyorum ama değilim. Kendisinden sonra gelenlerin kendisini eleştirmesi için bütün kapıları kapatmış. Kapatmış evet. Öyle bir işte adam öyle bir dizayn etmiş diyorum ya. O yüzden çok iyi zaten. Öyle bir kuruyor ki yani tek başına şey diyemiyorsun. Atıyorum işte sembolik piyasa evet şeyi sanki çağrıştırıyor bize. Ekonomi piyasa gibi. Ama kurtardığı nokta ne? Swartz'un ifade ettiği şekliyle. Serbest piyasa ekonomisinde yani genel iktisat biliminin hakim olduğu alanda aktörlerin yani işte oradaki faillerin akılcı davrandığına dair bir vurgu var. Şimdi diyeceksin ki ya iyi de buradakiler nasıl davranıyor? Evet orada çok ilginç. Mesela Bourdieu'nun iddia ettiği şekilde mesela eylem nasıl bir şeydir? Mesela akılcı mıdır eylem değil midir? Hep tartışıyoruz ya mesela ya bunlar niye böyle davranıyor? Değil mi? Sen diyorsun ya işte mesela ya da şu an mesela aynı şeyi şu tam da şu an dışarıda görüyoruz değil mi? Şimdi buradan balkona aşağı bakıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var. Sebebi niye? Sebebi şu. Pandemi var. Pandemi tehlikesi ve bu gitgide yayılıyor ülkede ve işte yani hükümet bir şekilde insanların aslında dışarı çıkmasını istemiyor. Ama bununla ilgili yasak getirmek yerine diyor ki insanlara ya bakın evde kalın. Evde kalmanız sizin için daha iyi. İzah ediyor. Ama insanlar laf dinlemiyor. Şimdi toplumda o anlamda gene ikiye bölünüyor. Ya işte bu dışarı çıkanlar salak mı? Hayatlarına tehlikede olduklarını anlamıyorlar mı? Bu kadar basit bir gerçeği nasıl kabul edemezler falan diyor ya. Sebebi şu. Gene Bourdieu haklı. Anlayamadığı bu lafları diyen vatandaşların insan akılcı seçimlerde bulunmuyor. Ya da bilgiyle senin zannettiğin gibi ilişki kurmuyor. Ya da işte nasıl diyeyim? Yani şunu demeye çalışıyor. Bu akılcı bir, yani Bourdieu'nun bütün eylem kuramı bu aslında. Nasıl hayatı pratiğe döktüğün. Yani pratikte nasıl bir hayat sürdürdüğün meselesi. Senin pratiklerin öyle akılcı seçimlerle değil diyor. Yani ama oturup insan şunu yapmaz diyor. Akılcı olup olmadığına da Bourdieu karar veriyor bu durumda. Yani nasıl yani? O davranışı yapan insanlar kendilerince aslında gayet akılcı davranıyor olabilirler. Yani neyin akılcı olup olmadığını işte Bourdieu karar vermiyor burada. İşte adamın söylediği şey Bourdieu karar vermiyor aslında. Bourdieu aslında tam ona karar vermiyor. Siz karar veriyorsunuz öyle şeyler yapamazsınız diyor. Yani şöyle bir şey yok. Biçimsel bir rasyonalitenin peşine takılmaz insanlar diyor. Bu, Freud'un söylediği de oydu işte zaten evet, hatırlıyor musun? Ya, Freud ne diyor? Freud diyor ki. Zaten Freud'u diyecek. İşte bak yani oradan şimdi da Freud hortluyor. Şimdi şöyle problem. Freud'un iddia ettiği şey şu. Hiçbir insan evladı kendisini irrasyonel bulmaz. Çünkü bütün eylemleri kendi içinde mantıklıdır zaten. Şimdi Bourdieu'nun söylediği de bu. Orada ona kendi içinde mantıklıdır demiyor Bourdieu. Habitus'u onu o şekilde diyor eyletir.
Ya evet tamam. Anladın mı? Yani aklı değil. Şimdi insanoğlu akılcı davranmaz deyince sanki öyle bir akılcılık tanımı var. Var. Gibi. İşte var. Ekonomide var onun adı. Homo economicus dedikleri bir şey ya. Bir hayali tip var. Yani iktisat insanı. Nedir iktisat insanı? İşte iktisat mantığın içerisindeki bazı paradigmalar var. Yani her zaman için bu böyledir. Bazı paradigma. İnsan mesela nasıl anlatayım sana? İşte burada bir bilgisayar var değil mi? Bu bilgisayara gittin. Yan yana iki tane şey var. Bilgisayar satıcısı var. Birisi 5000 lira satıyor. Birisi 4500 lira satıyor. Hangisini alırsın? Ucuz olanı. İşte var demek. Böyle bir akılcılıktan bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Anladın mı? Şimdi bu akılcılık mesela 5000 liralık mal orada satılıyor. 4500 lira burada satılıyor. Sen niye gidiyorsun da mesela 5000'liği? Git al mesela 5000'liği. Daha pahalı olanı niye almıyorsun? Sana ne söylüyor da al diyor bunu? Onu yapan insanlar da var. Nasıl yani? Onu kim yapıyor? Kimse yapmıyor. Nerede yapıyor ya öyle bir adam? Bilerek alıyor olamaz. Ben bak bilmeden alıyor olabilir. Yani ilk dükkana girmiştir. Yanındakini ne kadar sattığından bile haberi yoktur. Öyle alabilir. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben şundan bahsediyorum. İkisinin de tabelasında yazıyor. Aynı bilgisayar. Aynı bilgisayar. 5000, 4500. Şu zihniyet. Nasıl alırsın mesela? Şunda bir sıkıntı mı var acaba zihniyet için? O çok, yok, çok derinle, çok derin düşünüyorsun. Ben o kadar derinden bahsetmiyorum. Evet, sıradan insanla bahsediyorum. Ucuz olanı İşte ne bileyim edin, temel ki. İşte Maslow'un ihtiyaçlar piramidinden tut da bununla ilişkilendirebilirsin her şeyi. Yok şunu bile yapıyorsun. A marketinden mi alayım, B marketinden mi alayım? Aynı ürünleri alıyorsun çünkü hangisi daha ekonomikse onu tercih ediyorsun. İşte ha. Şimdi genel iktisat mantığı bildiğimiz anlamda böyle işliyor. Ama Bourdieu'nun sembolik piyasası, sembolik iktisat mantığı böyle işlemiyor diyor. Yani homo economicus gibi takılmıyor. Şöyle takılıyor. Habitus belirliyor senin ne yapacaksın diyor. Yani habitus şey gibi bir şey. Arkada bir şef var. Tamam mı? Senin içinde nasıl eylemeni bilen bir şef. Ama şef somut bir şef değil. Tamam, işte sorum oydu soyut zaten. Bir şef seni nasıl eğleyeceğini belirliyor habitus. İktisatta akılcı bir yaklaşım olabilir. Evet ama işte hani işte burada hani insan akılcı yaklaşmaz diyor Bourdieu dedin değil mi? Ya akılcılık, ya, biçimsel yüzden, bir akılcılık yok demek. İşte yani sanki böyle sosyal ilişkilerde bir akılcı bir yöntem varmış da insan ona uygun davranmış gibi. Var abi. Oluyor. Ya yok mu şimdi sen bak şimdi mesela burada işler karışıyor. Sen nasıl yaşıyorsun mesela ya? Hiç mi düşünmüyorsun da? Nasıl yaşadın farkında mısın mesela? Ben sana söyleyeyim sen Bourdieu'nun söylediği gibi yaşıyorsun. Ve diğer bütün insanlar da Bourdieu'nun söylediği gibi yaşıyor. Her eyleminde oturup hesap mı yapıyorsun? Hayır. İşte adam anlatmaya çalıştığı şey bu işte. Birçok ben şimdi şöyle bir şey var. Rasyonel eylem kuramı diye bir şey var Weber'de. Weber diyor ki işte atıyorum işte değere göre eylem, işte şeye şimdi onları unuttum. 4 farklı eylem biçimi tanımlamış. Sanki insanların oturup işte o aşamada ne yapmam işte aynen bu şeyde olduğu gibi. Karşısına mağaza çıkıyor. Birisi daha pahalı, birisi ucuz. Bunu alayım. Her seferinde böyle mantıklı hareket ediyormuş gibi. Evet, çoğu zaman böyle hareket ediyor. Bazen böyle akılcı seçimler. Neye göre akılcı? İktisat mantığına göre akılcı. Yani sen eğer şöyle bir adamsan, birikimin iyi olduğunu düşünüyorsan, az çalışarak çok para kazanmaya inan bir adamsan, normalde sana evet orada bir akılcılık var. Biçimsel rasyonelite diyor kardeşim, oraya yapma. Ya da burada biçimsel bir rasyonelite var. Diyor ki, kardeşim dışarıda dolaşırsan hastalığa bulaşma riskini artırırsın. Ve büyük ihtimalle de işte hastalanırsın, vücudunda ne durumda olduğunu ölürsün hastanede. Buna rağmen çıkıyor sokağa diyor. Niye? Çünkü gene aynı şey. Hayır, habitus. Evet, çok müthiş bir kelime. Habitus'tan dolayı. Habitus neyi burada mesela sağlıyor? Şunu sağlıyor. Senin bilgiyle nasıl bir ilişki kurduğunu belirliyor. Yani bilgiyle sen şöyle bir ilişki kurmuyorsun. Efendim işte doğru bu, yanlış bu. Hadi şimdi doğruyu yapın, yanlışı bırakın. Ya insan böyle bir şey değil diyor adam. İnsan böyle bir şey değil. Yani doğru ki bunu sen zaten ben de tecrübe etmiş olmamız lazım. Kendinle bile böyle problemlerin var ya. Doğrunun ne? Mesela en basitten başlayalım. Sigara alışkanlığı. Şimdi sokağa çıkma yasağıyla ya da şimdi şu an yasak da daha evvelinde sokağa çıkmayın çağrısıyla sigara içmeye çağrısı arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Birisi diyor ki bak çıkarsan pandemi var. Sana bulaşır, sağlığın riske girer ve büyük ihtimalle ölürsün. Öbüründe de sigara içmeyin çağrısında şu var. Bak kardeşim kanıtlanmış. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Bu zıkkımı içersen tamam mı? Kanser riskini arttırıyorsun. İçmeye devam ediyor mu insanlar? İçiyor. Onları niye aşağılamıyorsunuz aptal diye? Olay sadece aptallık değil işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Olay
zeki olmak ya da akıllı olmak ya da süper sonik olmak, müthiş kafası çalışıyor olmak meselesi değil. Mesele alışkanlıkların, yatkınlıkların özelinde işliyor. Yani senin bütün eylemlerinin arkasında aslında çok da üzerine düşünmediğin, öyle efendim bilimsel olan buymuş da, bilimsel olmayan buymuş da, şu değerliymiş de, böyle bakmıyor. Bütün bunların içerisinde olduğu, dediğim gibi biraz da ne olduğu belirsiz bir şey var, bir çevre var, bir süreç var. Hatta zaman diyebilirsin ona. Yani abi siz öyle düşünebilirsin. İçinde bulunduğun maddi koşullar, manevi koşullar, onun zamanla olan ilişkisi, onun senin üzerindeki ilişkisi, sen de böyle tam anlayamadığın bir motor şeye dönüşüyor. Bir işlemciye dönüşüyor aslında. Heh, tam doğrusu o işlemci. Bir işlemci var. O işlemci bir de şöyle bir işlemci. Açık kaynak. Hani sabit değil mesela. O orijinalitesi de oradan geliyor zaten. Mesela oraya takmışsın da Pentium 4'ü üzerine 20 sene geçmiş mesela. Sen istiyorsun değiştirmek ama değişmiyor. Makineyi öyle yapmışlar mesela. Öyle de değil bu. Gelişebiliyor. Yani başlangıçtaki işlemcin daha da artıyor, daha da artıyor, gelişebiliyor. Öyle bir işlemci var. Android ve... gibi. Yeni yazılım geliyor. Güncelleme yapıyorsun. Evet ama ona müsait olmayabilir. Bu öyle değil. Açık kaynak. Yani mesela şu Android o güncellemeyi yaparsa yapıyorsun. Mesela yapısalcılıktan farkı bu. Senin söylediğinde şöyle bir problem var. Bourdieu'nun söylediği senin söylediğin değil. Senin söylediğin yapısalcıların kültüre bakışı, yani o senin, yani yapısalcılığın bakış açısı nedir? Android yaparsa şey geliyor, işletim sistemini geliştirme imkanını sana tanıyor. Al bunu yükle, daha iyisi var diyor. Öyle bir şey değil. Bu ne, bu yapısalcılık? Yani üzeri, yani ilişki içerisinde olduğun, beklenti içerisinde olduğun karşındaki yapı sana onu verirse alıyorsun. Bourdieu işte habitus o yüzden kültürden farklı. Mesela iddia şu. Kültürün, yani habitusun kültürden farkı şu. Kültür teknik olarak yapısal bir şey, yani olgusal bir şey olduğu için bireye orada çok fazla bir alan bırakmıyor diyor. Yani bireye orada kültürü tek başına değiştiremez. İşte ne kadar istese de işte o kültürün karşısına koyamaz meselesi var ya, işte orada yapı belirliyor. Yani fail, yapı fail ilişkisinde bu yapının çok bariz bir baskınlığı var. Bourdieu'nun habitusun öyle bir şey yok. O baskınlık da var ama sana doğaçlama imkanı da veriyor. Yani o sıkışmışlığın içerisinden böyle bir açık alan yakalayıp habitusunu, yani içine içtiğin kültür değiştirebilecek bir şey yakalama imkanın var diyor. Hani tartışmalı orası. Yakalayabilirsin, yakalayamaz, o ayrı bir konu ama o alanı açmış sana. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kültürde öyle bir şey yoktu. Şimdi senin söylediğinde şöyle bir şey var. Sen Android işte sana güncellemeye gönderirse yüklüyorsun. Bunda Bourdieu'nun işletim sistemi meselesinden, habitus meselesinden şöyle bir şey var. Evet, sana önceden tanımlanmış bir işletim sistemi var. Yapının sana orada verdiği, işte hangi yapı? Ailen bir yapı mesela. İçinde bulunduğun çevre bir yapı. Tamam mı? Yetiştiğin kültür bir yapı. Bunun verdiği bir şey var. Onun üzerine senin koydukların da var. O anlamda açık kaynaklı. Linux gibi, anladın mı? Evet. Yani sen gidip mesela şöyle bir şey var. Şimdi Linux nasıl bir işletim sistemi? Atıyorum internetten gidip indirebileceğin, aynen atıyorum. İşte orada bir yapı var. Halihazırda bir sistem. Sistemi alıyorsun ve kullanmaya başlıyorsun. Ama sistem sana şunu da sağlıyor. Diyor ki sen eğer gidip bu bilgisayar dili üzerine kendini geliştirirsen, kendi kullandığın işletim sistemi içerisine girip ihtiyaçların özelinde onu değiştirebilirsin. Açık kaynak bu demek. Sen değiştirebiliyorsun eğer o alanda kendini geliştirebilirsen. Ama şeyde öyle bir şey yok mesela. iOS'ta öyle bir şey yok. Android'de öyle bir şey yok. Sen oturup bilgisayarın işletim sistemi içerisine girip de orada ihtiyacın olan düzenlemeleri, modifikasyonu, değiştirmeleri yapamıyorsun. Bourdieu'nun içinde habitus da var. Habitus öyle bir işlem. Açık kaynaklı gibi düşünebilirsin. Yani alıp orayı senin de değiştirebileceğin. Evet, yapı sana bir şey dayatıyor ama o dayatmanın boşluklarından sen de bir faydalanıp oradaki yapıda değişiklikler yapabilirsin. Yani ki şöyle örnekle vereyim sana. Üç kuşak sülalenizi düşündüğünüzde, yani dedenin yaşadığı ortamla babanın yaşadığı ortam ve senin yaşayacağın ortam arasında bir değişim farkı olduğunu herhalde anlamışsındır. Çünkü şöyle bir şey var. Bak, orada bir sürekli bir yenilen var ve bu şöyle bir şey değil yani. Olaya bunu şöyle açıklayabilirsin. İşte memleketin makro değişkenleri düzeliyor. Makro değişkenleri düzelince aslında sen daha çok kendini bir katkı sağlamıyorsun ama sana yapı veriyor. Yapı sana verdiği için aslında şartlar değişiyor. Öyle değil bence. Bu o zaman şeye indirgemiş olursun. Fail hiçbir numarası yok abi. Ya yapı ona ne verirse alıyor. Ona göre zaten işte deden daha kötü şartlarda yaşıyor. Baban biraz daha iyi şartlarda. Ben biraz daha iyi şartlarda. Buradan şu mantık çıkıyor.
Halihazırdaki memleketin ekonomik durumu dedeninkinden babanınkine kadar daha iyi oldu. Babanınkinden seninkinde daha da iyi oldu. Bu çok tartışmalı bir şey. Orada işte yani babanın katkısı... Benim zaten öyle bir iddiam yok. İşte zaten öyle bir iddiam yok. Eğer öyle düşünüyorsan şöyle çöker. Yani senin hiç mi katkın yok? Nerede senin katkı? Yok, şöyle de bir aslında katkı var. Mesela şu an artık günümüz iş dünyasında aslında o tam da Senet'in söylediği şey var ya, artık hani iş dünyasında var olabilmek için bir sürü farklı skill barındırman gerekiyor bünyende. Mesela bu bile aslında o habitusu değiştirmeye yönelik bir adım oluyor. Çünkü... İşte iş dünyasında var olabilmek için bir her yeni edindiğin deneyim, eğitim ya da sertifika vesaire sana başka bir sermaye katmış oluyor. Ya tabii, ama işte orada neden böyle bir şey dayatıyor sana? Çünkü kapitalizm şöyle bir mantık. Yani şimdi şöyle bir dünyayı sen, yani Adorno'nun bir lafı var işte bizde yanlış çevirmiş de, yani doğrusu herhalde sahtenin içerisinde hakikat bulamazsın da Almanca'dan direkt çevirirsen, bizdekiler işte yanlış bir dünyada doğru şekilde yaşayamazsın diyor. Şimdi buradaki analojiyi aldığımızda bütün toplumsal örgütlenmenin ve yani pardon bütün toplumsal örgütlenmenin ekonomi tabanlı olup ekonomik tabanlı örgütlenmenin de kapitalist olduğu bir dünyada kapitalizmle çelişecek bir şekilde yaşayamazsın normalde. Bu onun gibi bir şey ve kapitalizm çok temel bir şey söylüyor sana. Yani genel iktisat mantığı, ki aslında bildiğimiz klasik iktisadın da zaten kapitalizmle çok bariz alakası var. Yani kurucuların düşündüğünde Adam Smith'tir, Ricardo'su, Schulz'u, Marx'ı da işin içine koyduğunda aslında öyle gelişen bilim ve doğrudan kapitalizmin genel mantığıyla çok uyumlu. E şimdi çok basit bir mantık var. Sen olduğun yerde kendini sadece ve sadece sermayeyi muhafaza edersen, rekabet, yani piyasa sürekli yerinde durmadığı için birileri servetini arttırdığı için sen fakirleşeceksin. Yani o temel mantık var ya, sermaye birikiminin sonsuza doğru ilerlemesi mantığı. Çünkü eğer sen sermaye birikimini peşinden koşmazsan, yani şu mantıkla hareket edersen, 40 yaşına kadar çalışacağım, çalıştım, yeter ya bu kadar, ben bundan sonra yiyeyim dersen, bu şöyle bir sorun. O noktadan sürekli geriye doğru gideceksin. Sebebi yediğin için değil, ötekiler sürekli kazandığı için. Dolayısıyla sen diğerlerinin kazanma ihtimalinden dolayı bulunduğun pozisyonu korumak istiyorsan, bulunduğun pozisyonu koruma üzerine değil, bulunduğun pozisyonun daha yukarısına gitmen gerekiyor. Çünkü bulunduğun pozisyonu ancak o şekilde koruyabilirsin. Durduğun andan itibaren geriye doğru gidiyorsun demektir. Aslında şunu diyebiliriz o zaman aslında. Özellikle içinde bulunduğumuz kapitalist dünyada yapı sana tam da aslında sermayeni artırmayı dayatıyor. Evet. İşte yani içinde büyüdüğün koşullar, habitus böyle bir habitus. Yani şimdi şöyle bir şey var. İşte diyorum ya, bunu anlatmak inanılmaz zor. Çünkü çok değişken, çok geçişken kavramlar bunlar. Yani içinde, yani hayatın dayattığı şeyler var işte. Genel olarak hepimizin içinde olduğu bir habitus da var. Senin daha dar bir alanda olduğun habitus var. Alanlar da böyle mesela. Yani işte bir güç alanı var ki bütün dünyada herkesi içine dahil edebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu Amerika'daki insanı da dahil et, bilmem ne. Ama oradan içeriye gel, sadece Türkiye özelinde bir güç alanından bahsettiğinde de bir alandan bahsediyorsun. Daha da daralttım, Kayseri'den bahsediyorsan Kayseri'de. Daha da daralttım, iş yeri diyorsan iş yerinde. Daha da daralttım, mahalle diyorsan. Daha da daralttım, aile. Ailede de bir aslında alan ve alanda aile içinde bile insanların gücünü arttırmaya yönelik çabalarını iddia ediyor. Bur diyor. Neden dolayı? Habit artmak, çıkara dayalı. Ama bu çıkar şöyle bir çıkar değil. Yani akılcılık üzerinden işleyen bir çıkar değil diyor. Sürekli güç peşinde, çıkar peşinde, ama mesela bunun peşine düşme biçimini belirleyen şey habitus, yani algoritman. İşletim sistemini, tamam mı, içinde işleyen algoritmal kalıplar. O kalıpları da mesela sen işte aileden ve eğitimden alıyorsun. Ve hayatın boyu da sürüyor bu. İşte bunların nezdinde işte ilerliyorsun hayatta. Şimdi bu sınıf meselesiyle şimdi az çok şey anlattık mesela, değil mi? Habitus'un ne olduğunu söyledik. Habitus böyle senin dünyada nasıl yaşaman gerektiğini, az çok yani nasıl eylemen gerektiğini belirleyen ana işletim sistemi. Kurallar gibi. Bütünü. Değil. Kurallar bütünü değil işte. Kurallar değil. Algoritma. Yok, o an işte algoritma karışıyor. Algoritma da bir kurallar bütünü olduğu için onu yüzden söyledim. Soyut yani. Kurallar bütünü. Şimdi mesela Bizde şöyle bir şey var. Kural deyince işte şunu yap, bunu yapma, onu yap, bunu yapma gibi. Nerede neyi yapman gerektiğini söyleyen spesifik bir şey değil. Bu daha böyle algoritma gibi. Yani nedir? Açıyorsun Instagram'da önüne neler düşüyor mesela, hikaye sıralaması falan filan meselesi var ya. Bu niye göre belli?
şu önde olsun, bu önde olsun, daha soyut bir şey o. Yani düşünme kalıbı gibi ve soyut. Ve bu düşünme kalıbını yani çok şey yapamıyorsun, anlayamıyorsun tam olarak nasıl ya filan. Ve gerçekten çok değişik. Yani şöyle, şunu anlatmaya çalışayım. Mesela işte ikimiz de aynı habitusta da büyüsek, ikimizin temel özellikleri olduğu için sendeki düşünme kalıbı ile bendeki düşünme kalıbı eylemde çok farklı sonuçlar yaratabilir. Aynı şey mesela düşünme kalıbı ama benim fiziksel kapasitem seninkine aynı olmadığı için ben de başka sonuç doğururken sen de başka sonuç doğurabilir. Yani adamın anlatmaya çalıştığı şey daha soyut düşünmek gerektiği ve daha ilişkisel düşünmek gerektiği konusu. Habitus öyle bir şey. Yani doğduğun ortam sana belli yatkınlıklar sağlıyor. O yatkınlıklar özelinde çeşitli sermayeler ediniyorsun. Zaten sermayeler de o yatkınlıkların sayesinde ortaya çıkıyor. Onunla hayata atılıyorsun. Hayat işte gene orada alan meselesine gireyim o zaman. Bourdieu'da şeyden farklı olarak mesela işte Bourdieu'dan yani Durkheim'den farklı olarak mesela toplum diye bir şey yok. Aslında var ama toplum gibi tarif etmiyor. Ona toplum demiyor da sosyal mekan diyor. Social space, toplumsal uzam veya toplumsal mekan veya daha da anlaşılır halde söyleyeyim toplumsal hayat. Yani toplumsal hayat dediğinde işte her şey, yani toplumsal hayat meselesi şöyle bir problem var. Bu social meselesini yanlış anlamaktan kaynaklanıyor. Social meselesindeki problem de şu, bu sosyoloji biliminin kurulmasıyla ilintili bir problem. Sosyoloji, daha doğrusu işte batıda yavaş yavaş sosyal bilimler ortaya çıkmaya başladığında şöyle bir sıkıntı oluyor. Şöyle düşünelim, sosyal bilimler alanı. Sosyal bilimler alanı dediğinde işte aslında hayatın ta kendisi, yani beşeri hayat. İnsanların oluşturduğu hayat. Yalnız problem şu, insanların oluşturduğu hayatı 19. yüzyılda işte bu yeni dünyayla beraber, moderniteyle beraber çeşitli inceleme alanlarına bölmüşler. İşte bu bölme de şöyle oluyor. Bu beşer hayatın iktisat çıkıp diyor ki, ben diyor malların dağıtımıyla ilgili olan kısmı ben incelerim. İktisat. Siyaset diyor ki, insanların nasıl yönetildiği ilgili kısmı ben incelerim. Efendim işte atıyorum hukuk diyor ki, insanlar arasındaki ilişkileri işte atıyorum şey nezdinde, işte yasalar veya bilmem nezdinde ben düzenlerim. Şuradan işte insanların tekil sorunlarını psikoloji ben incelerim diyor. Herkes buradan alacağını alınca kalanı sosyolojiye kalıyor. O yüzden mesela Bauman sosyoloji artıkçı bilim diyor. Artıkları yiyor yani, anladın mı? Herkes yiyeceğini yiyor masada. Masaya çökülüyor beşer sofrasına. Herkes alacağını alıyor. Kalanla sosyoloji ilgileniyor. Zaten sosyolojinin temel problemi bu. Kalanla ne kalıyor işte? Şunların hepsini çıkardığında işte ortaya işte o hani işte rollerdi, şuydu buydu çıkıyor ama eylemdi, bilmem neydi. Ama kardeşim bütün bu eylemiydi, roldü, pratikti, pratikti bunları sen ekonomiden, atıyorum tarihten, iktisattan evet onlara bakmadan bunu anlayamazsın. Şimdi sosyali tanımlarken işte o yüzden mesela problem şu. Bunu böyle algılarsan sadece şurasıyla o zaman temel problem şu oluyor işte. Ne demişti? Bu hani toplumsal hayat, sosyal hayat demiştim. İşte sosyal hayat burası değil. Aslında sosyal hayat şurası. Aslında merkezde bir daire daha olup her dilimin evet. Yanlış bölümlendirmişler. İşte. Yani lazım. Onu şöyle bölümlendirmek yerine böyle bölümde şöyle bölümlendirselermiş. Evet. Bilimleri mesela. Birinci bilim, ikinci bilim, üçüncü çaptaki bilim. Doğru bilimlendirme olmuş ama burada sıkıntı içinden her şeyi çekip çıkarınca mesela işte, sosyolojiye işte kalanlar kalmış. O da kalanı zaten diğerlerinde atıfta bulunmadan anlaman imkansız. Buradaki işte mesele bu. Toplumsal hayat dediği aslında şu sosyoloji ilgilendiren kısım değil. Şunun tamamı. İşte bu tamamın içerisinde ne diyor? Alanlar vardır diyor. Bu alanlar aslında şöyle bir şey. Genel bir toplumdan bahsedemezsin. Yani toplumsal hayatın tamamından bahsedemezsin. Çünkü toplumsal hayat, işte şurayı şöyle toplumsal hayat gibi düşün. Şurada farklı şekiller uygularken burada farklı kurallar uygular. Şu ikisi kesişmiştir. Burada başka bir o kadar işte girift gibi birbiriyle geçkin ki şu an neredesin bilmiyorsun. Ve bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Bunlar böyle şey gibi değil. Dünya küreyi düşündüğünde işte ortadan bir ekvator geçiyor da Greenwich'ten de böyle bölünüyor ya bunlar. Öyle önceden tanımlanmış alanlar değil bunlar. Habitus da öyle değil. İşte o yüzden ilişkisel. Anlatabiliyor muyum? Yani
her an Greenwich değişiyor. Her an ekvator sayısı azalıyor, ekvatorun yeri değişiyor gibi düşünebilirsin bunu. Ve bu buradaki mesele şu. Ya da işte peki, gezegenler gibi mesela nasıl o işte astrologlar açıklıyor ya işte gezegenlerin sürekli konumları değiştiği için işte. Heh, onun gibi işte. Hayatımızda, gündelik hayatımızdaki her şey her an değişikliğe uğruyor. Aynen öyle, astrolojideki olduğu gibi. Yani senin atıyorum işte hayatında bazı şeyler değişince bütün düzene tekrar değişiyor. Seninki değişince ötekinle değişiyor. Bunun aslında en çok benzetildiği metafor, yani alan meselesi. Bir sürü alanlar var burada işte. Atıyorum buna işte siyaset alanı de, şuradakine eğitim alanı de, buradakine işte iş yerindeki alan de, aile de, spesifik. Yani bir sürü alan var. Bu alanlar birbiriyle ilintili. Nasıl ilintili? İlişkisel. Ben seninle ilişki halindeysem, biz mesela bizim ailemizin içerisinde dışarıdan birisi güç anlamında müdahale ediyorsa ve bizi etkileyebiliyorsa, teknik olarak o alan içerisine o da girmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani alan öyle bir şey. Ve mesela sen diyelim ki işte atıyorum protokol alan, yani protokol oluşturan insanların, yani mesela Kayseri'deki hakim sınıf diyebileceğin insanlarla mesela niye aynı alanın içerisinde değilsin? Yani aynı alanın içerisindesin de mesela sen çok aşağılardasın. Yani şey o konum olarak. Neden onları yanına çıkamıyorsun mesela? İlişki geçemiyorsun. Çünkü sebebi belli. Onların ihtiyaç duyduğu sermaye sende yok. O sermaye ulaştığında oraya ulaşıyorsun. Yani orası şöyle bir yer değil mesela. Senin oraya doğru gittiğin ya da insanlar oraya girip sonra geri çıktığı bir statik bir alan değil. Alan şey gibi. Bu Solaris filmindeki gibi. Tamam, izleyelim onu da sen bir şey bak zaten. Andrei Tarkovski'nin Solaris gezegenindeki gibi. Yani gezegen böyle enteresan bir fon ve mesela sen nasıl düşünüyorsan ona dönüşüyor. Buradaki fark şöyle düşün. Solaris düşün toplumsal hayatı. Yalnız arada şöyle bir şey. Senin korkularınla ya da bilinç dışındaki şeylerinle değişmiyor Solaris. Neyle değişiyor? Sermayenin seyriyle sendeki. Yani sende ne kadar sermaye var, ne kadar azalıyor, onunla değişiyor. Mesele bu. Ve mesela en çok benzetilebilecek şey, Bourdieu'nun da kendisini kullandığı oyun metaforu. Yani alanlar oyunlar gibidir. Hayattan bir sürü farklı oyun var değil mi? Yani spora mesela hemen örnek diyelim. Basketbol var, futbol var, diyelim handbol var. Şimdi bu hayat hepsi de var ama. O zaman ne oluyor mesela? Basketbol alanına girdiğinde futbol oynamaya kalkışında sen ne yapıyorlar? Dışlıyorlar. Direkt dışlıyorlar. Zaten bir kere seni basketbol alanına futbol oynayacağını anladıkları an zaten dahil etmiyorlar. O alana girmenin temel şeyi şu zaten kabulü. Ben bu oyunu değerli buluyorum ve kurallarına uyacağım demezsen seni zaten oyuna almıyorlar. Ha, oyunun kuralları sabit mi? İşte oraya anlatacağım. Giriyorsun, oyunun kuralları değişiyor. Ama nasıl değişiyor? Öyle ben geldim burayı dağıtıyorum ama becerebiliyorsan değiştiriyorsun. İşte dinamizm burada. Yani o oyunu oynayanlar diyelim ki futbolda offside denilen bir kuralı getiriyorsa, yani şöyle olmuş olabilir işte, oynamışlardır. Birileri bakmış şöyle olmuş düşünüyor. Lan offside olmadan oyun, yani birinin kalenin ağzına bekleyerek oynadığımız oyun bizim genel özelliklerimizle kazanabileceğimiz bir oyun olamaz. Yani biz 150 maç yapalım, 1 milyon maç yapalım, offside'ın olmadığı bir dünyada biz genel özelliklerimize, yani habitus'un bize verdiği o donanımlarla ora gibi yenmemiz mümkün değil. Ne yapıp şunu yapmamız lazım? Bize uygun bir, yani bizim kazanmamızı sağlayabilecek bir kuralı oraya yerleştirmemiz lazım. İşte o kural mesela offside'sa, mesela çok koşan bir takımsın. Yani şimdi çok koşan bir takımsın ama işte ne, bir noktadan sonra yoruluyorsun. Kalenin ağzına bekleyen bir oyuncunun gol atması çok kolay. Aynı şeyi sen yapmak istemiyorsun. Çünkü öyle keyif almıyorsun. O zaman ne yapman lazım? Kendi özelliklerine uygun kuralı oraya zaten yerleştirmeye çalışıyorsun. Hayat böyle biraz. İşte ne bileyim, üniversite alanında böyle, iş yerinde böyle. Sana uygun olanı sen oraya bir şekilde kuralları yerleştirmeye çalışma mücadelen. O da zaten aslında gene sermaye ile ilgili. Alanda yükselmeye başladığında alanı şekillendirme kabiliyetinde yavaş yavaş oluşmamız. Ne demek işte? O alandaki kuralları yavaş yavaş değiştiriyorsun sen. Ama bunları yaparken şöyle yapman lazım. Kesinlikle çıkarcı bir niyetle yaptığının anlaşılmaması gerekiyor. İşte onu yaptığın anda da işte simgesel sermaye sahibi oluyorsun. Yani insanlar şunu anlıyor. Aslında her şeyi çıkar için yapıyorsun ama şöyle diyorlar. Yok ya, çıkar için yapmamıştır o. O çok erdemli bir insan. Çok düzgün bir insan. Ben zannetmiyorum hayatta o bizi düşünüyordur. Onu bunun için yapıyordur dediği anda sana
Oo tamam abi. Yani bütün o sermaye dizgesinde mükemmel bir şeyde artık sağlamışsın. Simgesel sermayede sahipsin. İnsanlar bunu hayır için yaptığını zannediyor. Oysa ki sen onu gene söylüyorum akılcı bir mantıkla değil de habitusunun tekniğiyle yani habitusun sana verdiği bir yöntemsel yatkınlıkla çıkarın için yapıyorsun. Ama insanlar şöyle bir şey zannediyor. İnsanlık için yapıyor. Hepimizin için yapıyor diye o zannediyor. O zaman alır yürürsün o zaman. Yürüyorsun zaten öyle oluyor. İnsanlar seni zaten öyle gördüğü için sen o gücü hiç kaybetmiyorsun. Bu şunun gibi bir şey işte. Adam biri futbolcu mesela. Ben onu söylemiştim ya. Her gün şunu anlatmaya çalışıyorum. 20, yani düşün 20 yaşında futbolcu olduğunu düşün. 20 yıl boyunca hadi 3 yaşında 5 yaşında yürüdüğünü 5 yaşında futbola başladığını düşünsek 4 yaşında. 4'ten 20 yaşına kadar 16 yıl boyunca tamam 16 yıl boyunca her gün 2 antrenman yapsan ve içinde bulunduğun kurumlar sana sürekli oynama imkanı sunsa, seni sürekli oynatsa herhangi bir futbolcu kadar futbolcu olursun dediğinde olur mu ya öyle şey dedi. Sen olamazsın o nasıl futbolcu? İşte buna inanıyor. O nasıl futbolcu? Onunla bir yetenek, inanılmaz bir şey olduğunu zannediyor. Onda olan şey o değil. Onda olan şey şu. Belki sende de var yatkınlık olarak. Ama sende yatkının üzerine kimse yatırım yapmadığı için ve senin onu kullanabileceğin sermayen olmadığı için o çizgide gidememişsin. Ve sen zannediyorsun ki benden futbol olmaz bundan olur. Buna inanıyorsun. Ben yeteneksizim. Ve hiç denemiyorsun bile. Bunun gibi bir şey. Ya da işte şey meselesinde olduğu gibi. Yani bu diyor o öyle anlatıyor mesela. İşçi sınıfı çocuklarının böyle profesörlük gibi ne bileyim çok fazla akıl isteyen ya da işte entelektüel isteyen işlere pek heves etmediğini. Neden? Bana göre değil. Baksana acayip bir şey var orada. Ben hayatta anlamam bu işlerden. Demek o simgesel şiddeti kabul ettiğin anlamına geliyor. Üzerindeki oysa ki işte zaten sistem kendi kendine böyle öğretiyor diyor. Alanlar kurallarını dayatıyor. Kurallarını dayatırken nasıl dayatıyor? Şöyle dayatıyor. Hakim sınıf kendisinin en uygun şey neyse onu zaten oranın meşru yaşam tarzı olarak belirliyor. Doğrusu budur diye tanımlıyor. Sen de zaten o yaşam yani sen de o alanın içerisindesin. Hep şöyle oluyor. O alanı içerisinde oyunun kurallarını, var olan kuralları işte esneterek ya da uygulayarak oraya doğru yükselmek, yükselince de kendine uygun bir şekilde yeniden dizayn etmek. Ama bu mücadelede genelde başlangıçta daha çok sermayesi olanlar avantajlı olduğu için senin az bir sermaye, yani şöyle düşün. Böyle bir habitus, diyelim ki bu işte kapitalist sınıfın habitusuysa ne üretecek buradan? Zaten para onda. Muhtemelen para sayesinde diğer bütün kültürel sermayeyi de yüklemesini yapacak. Sosyal sermaye de onda. Buradan çıkacak. Bu alana çıktığında hakim sınıf olarak çıkacak. Hakim sınıf olarak çıktı. Bunun çocuğuna bir habitus oluşturuyor. Bu nasıl bir habitus olacak? Para onda, kültürel sermayede. Bu sürekli birbirini yeniliyor. Yenilince ne oluyor? Sınıflar sürekli kendi kendini üretiyor. Sen ne yapıyorsun? Sen de kendi kendini üretiyorsun. İşte fakirsin. Fakir olarak doğmuşsun. Her şey fakir. O fakirin içerisinde alana çıkıyorsun. İşte çocuğuna bir fakir habitusu en fazla sergileniyorsun. Ne oluyor? Çocuk da fakir olarak doğuyor. Şimdi bunun ne farkı var diyeceksin Marx'ın söylediğinden. İşte bu diyor da tek bir seçenek koyuyor. Ya istersen bunu değiştirebiliriz. Ama nasıl değiştireceğini hiç anlatmıyor. Yani mesela ben sosyolojide şunu gördüm abi. Herkes olanı tarif ediyor. Olanın nasıl değiştiğini izah eden yok. O doktorluk olur. Reçete yazmak gibi. Ya işte ona toplum mühendisliği deniliyor da. O da değil aslında. O toplumun nasıl değişeceğiyle ilgili sen mühendislik yapmaya çalışıyorsun da mesele o değil. Aslında Dürkheim'in iddiası o değil mi? Dürkheim'in iddiası o da asıl bulunması gereken şey şu. Bu döngü böyle olmuş olsaydı ki Marx'a göre böyle zaten. Bütün hayat aslında bu döngü üzerine kurulu. Sadece formu değişiyor diyor. Bazen evet katılmayanlar var. Bazıları bu hakikaten kırılıyor bu. O kırılma anına yol açan şeyi bulamıyorlar. Yani sen şunu kestirebilsen, yani ne zaman mesela bu virüsün geleceğini kestirsen döngüyü değiştirirsin. Bu virüsle ilgili önceden pozisyonunu alırdın ve atıyorum işte o sermayesizliğin seni mesela inanılmaz bir noktaya getirebilirdi. İşte anlatıyorlar orada tipler var. Diyorum ya sana adam maske almış mesela maskeyi ne zaman alıyor? Döngü, yani bu öyle bir döngü de değil. Uzaktan yani yakın zamandan keşfediyor. Gitmiş 100 bin liralık maske alıyor 230 bin liraya satıyor. 2 hafta içerisinde. Ya bunu sürekli yaptığını düşünsene mesela. Bunları kestirebilsen. Ama işte sosyologlar bunları kestiremiyor. Sen sadece olan anlıyorsun. Yani bir projeksiyon sunuyorsun. Buraya doğru gidebilir.
Ama o çok soyut bir şey. Yani sen spesifik olarak tek tek bireyleri, failleri nasıl etkileyeceği ilgili hiçbir şey söyleyemiyorsun. Veya bir virüs geliyor, bütün toplumsal düzeni bir anda etkiliyor. O işte o zaman ne yapıyor? Orada devlete giriyor. Bu Latour'un dediği gibi, işte klasik sosyologlar, siz bu işi yanlış yapıyorsunuz. Sizin insan olmayanı da hesaba katmanız lazım. Hiç katmıyorsunuz. Bakın şu an işte beni katmadığınız için ortalık bu durumda. Anlat bunu klasik sosyologa. Latour'un laneti yani. Latour'un laneti belki de olabilir tabii. Neden olmasın. Yani özetle diyeceğim şu. Bu Bourdieu'nun sosyolojini iyi anlamak istiyorsanız arkadaşlar, kağıt oyunları bileceksiniz. İskambil oyunları. Yani bunun farklı farklı versiyonları aslında Bourdieu'nun yani oyun metaforuna yeterli olur mesela anlamanız. Ama en iyisi, mesela en iyi şekilde Bourdieu'yu anlamak istiyorsanız King oynayacaksınız. King oyunu Bourdieu'nun toplumsal hayatının özeti gibi. Çünkü bir ana oyun var. Yani nedir o ana? Ben King'i az çok hatırlıyor musun bilmiyorum ama ana oyun şu. Bütün oyun bittiğinde herhalde birkaç el oynanıyor. Şimdi unuttum ama işte herkesin 8 kaç ceza oynuyordu ya? 8 ceza 4 koz muydu? Öyle bir şeydi. Yani işte belli bir miktar ceza oynuyor her birey. Belli bir miktar da şey oynuyor. Yok 4 kere koz söylüyorsun. Nasıl ya? Ben unuttum. Önemli mi şu an o kadar? O kadar önemli. Şöyle anlatmam lazım. İşte her bir oyuncu belli bir miktar ceza oynuyor. Belli bir miktar koz oynuyor. Bütün her bir oyuncu oynayınca belli işte kaç çarpacaksın. İşte herkes 4 kere 6 kere oynuyorsa 6 kere 4 24. 24 el oynanıyor gibi bir şey düşün. Ya da işte 40 el. Neyse. Şu an ona bakmak lazım. Onun sonucunda bütün hesaplar yapılıyor. Nerede ne yedin? Bak sermaye hesabı aslında. Tahtaya çiziyorsun şu tarafa. Buradan bu kadar aldım. Buradan bu kadar yedim. Buradan bu kadar. Overall'da yani totalde eksi de misin artı alınırsın. Zaten eksi de olanlar oyunu kaybetmiş oluyor. Artı olanlar oyunu kazanmış oluyor. Bazen bu bir kişi olabiliyor. Üçü kalmış oluyor. Bazen üç kişi çıkıyor. Bir kişi eksi de kalıyor gibi. Şimdi bütün hayat aslında böyle. Toplumsal hayat dediği, toplumsal uzam dediği bu. Biz burada işte o çizgide yani çetelede ne kadar yukarıda kalmaya çalışırsak o kadar iyi. Öncelikle bunun üstünde kalacağız. Ama bunda da yukarıda kalmamız lazım bütün oyunda. Ama oyun şöyle. Bir oyun oynanmıyor orada. Farklı farklı oyunlar var. Mesela kozlar, evet koz mantığı var. El alman lazım yerden. Ama kozun ne olduğunu her seferinde başka biri söylüyor. Yani bu farklı alanlara girdiğinde neyin değerli olduğunu başkasının söylemesi gibi. Her elin hakimi farklı. Aynen öyle. Bir el oynuyorsun mesela sinek kosta, sinek her şeyi alıyorsa başka bir oynuyorsun. Sinek en az olan adam diyor ki sinek en az olduğu için en çok onda ne varsa onu söylüyor. Oyunun kuralı budur diyor. O zaman sinek anlamsız hale geliyor. İşte piyano örneğinde olduğu gibi. Bir yere gidersin piyano işe yarar, bir yere gidersin sana entel dantel derler, dışlarlar yani. Cezalarda aynı şey var. İşte gidersin 8 farklı ceza var. Her cezaya girdiğinde hepsinin ayrı stratejisi var. Hepsinde ayrı bir mantığı yürütmen lazım ve bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Ve bütün bu detayları geçtim. Temel bir şey var. Habitus, o da şu. Habitus aslında ne biliyor musun? Habitus croupier. Şak şak böyle atıyor ya. İşte habitus bu. Attığı şey ne biliyor musun? Sermaye. Sermaye. Çat çat gidiyor sana sermaye. Ve el sana öyle gelmişse işte senin habitusun o. Sana o eli dağıtan şey. Ve eline göre oynuyorsun. İşte sokağa niye çıkıyor bu insanlar? Eline göre oynuyor. Elinde ne var? Sadece şey yok mesela. Ekonomik sermaye falan filan gibi şeyler. Akıl sermayesi de orada. Elinde. Yani seninkiyle aynı değil. Sen elindekine bakıp da ya bende karo çok. Akıl bu kardeşim diye söylemek gibi oluyor. Akıl bu ya. Bunlar niye böyle akılsızlık yapıyor diyor. Kardeşim onda ondan yok. Senin elinde kağıttan yok. Sen zeki olduğun için değil. Sana habitus onu dağıtmış. Sen öyle düşünüyorsun. Öyle düşünmüyor işte. Gibi oluyor. Tamam mı? İşte bu. Bunu dağıtan habitus. Dağıtılan sermaye. Hangi oyunu oynuyorsan. Her bir alan. Ve alanla nasıl oluyor? Şöyle bir şey varsa. Hayatta şunu anlayamıyorsun. Açtın elini. Oyunun gidişatına bakıyorsun. Oyunda ana bir kural yok. Oyun her birinin attığı bir kağıtta tekrar değişiyor. Yani nasıl bir strateji oynaman gereken öyle bir şey. Yani sürekli şunu yaparsan kazanırsın diye bir şey yok. Senin başkalarının nasıl oynadığını takip edip genel oyunun nasıl döndüğünü anlayıp ona göre hareket edip işte strateji diyor. Adamın söylediği şeyler o zaten. Bir, strateji. Akıl yok diyor orada. Strateji ve strateji senin habitusun diyor. Aslında sana nasıl bir strateji yapacağın şey habitusun diyor. Habitusun ne? Elin. Eli veren şey. Eline bakıyorsun sermayeye açıyorsun. Oyunun nasıl döndüğüne bakıyorsun.
Ve buradan neyi alıp alamayacağına bakıyorsun. E şimdi şöyle temel problem var. Habitüsün işçi sınıf habitüsüyse, yani ya da daha bizim memlekete yönelik söyleyeyim, köylü habitüsüyse. Tamam, ben bizim memleketi köylü, yani Şerif Mardin izinden giderek işte köylüler, eşraf ve işte atıyorum elitler diye ayırıyorum. Yani işte yönetici, askeri, bir zamanlar işte askeri sınıf, yönetici sınıf, bürokratik sınıf. Altında işte taşra var. Taşra da zaten kendi arasında ikiye ayrılıyor. İşte bunların daha az olanları ayan, yani eşraf, ve daha şey olanları reaya, köylü. Şimdi köylüysen sana el köylü habitusundasın. Ya o el nasıl gelebilir? Gelemez öyle bir el. Geldi, en fazla sana vereceği sermaye işte köylük sermayesi. Nedir işte bizim tanıdığımız arkadaşın söylediği gibi, benim kültürel sermayem ne olacak diyor. Babamdan diyor kalıpçılığı öğrendim. Ben ancak kalıpçıyım diyor. Benim kültürel sermayem diyor. Bach'ın senfoniler arasındaki farkı öğrenemem diyor öyle bir ortamdan gelip. Ya da işte İbrahim Tatlıses'in dediği gibi, yani Harran'da, Oxford'da biz mi gitmedik dediği gibi. Bu şöyle bir şey. İnsanlar bunu neden yapmıyor şeyini üst perden söyleyemezsin. İmkanlar onu verdiği için onu yapıyor. Aynı şartlara sen büyümediğin için sen bilemezsin o durumu. Ve şöyle bir şey var işte. El sana öyle geliyor. Problem şu. Asıl soru da bu. O elle burada ne yapacaksın? Bu hayatı nasıl değiştireceksin? İşte sosyoloji burada hiçbir şey söylemiyor. Burada da bir şey söylemiyor bence. Ama ben söyleyebilirim King oynayan birisi olarak. Yani az çok kağıt oyunlarını bilen birisi olarak. Yapacağın şey şu. El sana kötü gelmişse, tamam mı? Hiç kimsenin eline tutmadığı kağıtları tut. Bir ihtimal şansın olur. Yani çok büyük ihtimal değil ama bir ihtimal. Yani bu şu demek. Oyunun zaten... Totalde zaten kaybetmişsin. Kaybetmişsin. Evet, bir çünkü ihtimal. Şöyle bir şey var. Sen tutuyorsun. Mesela birisi kozu söyledi. Koz. 13 tane koz var zaten. Sana gele gele bir tane gelmiş, tamam mı? Bunun üzerine bir strateji kurarsan büyük ihtimalle seni döverler. Elinde zaten o kozun hiç başka bir şey. Çok istediği gibi çeker oyunu. Sen elinden de o kozu alır. Sen ne yapacaksın? Senden beklenmeyen şeyi saklaman lazım. Ya da bir şey öğrenmen lazım. Onu elinde tutman lazım. Mesela ne olabilir? Böyle bir hayatta atıyorum dil öğrenmek. Dil öğrenmek iyi bir şey değil. Mesela İngilizce öğrenmek yanlış bir strateji. Çünkü senden daha iyilerini öğreniyor adamlar. Yani o başka habitustan gelenler o dili senden daha iyi de konuşuyor. Almanca yok. Ne hocam? Hiç kimsenin öğrenmediği bir dili öğrenecek. Git Sanskritçe öğren mesela. Ya bu hiçbir şey yaramaz ki. Büyük ihtimalle yaramayacak ama bir gün Sanskritçe o oyun içerisinde değerli hale gelirse, senden başka bilen olmadığı için sen yükselebilirsin. Bu işe yarayacak. Evet, bu diyor yaklaşık olarak bu kadar. Sosyal toplumun da şifresini verdiğimize verdim, göre. Tabii. Aynen öyle. Çok değerli bir ders oldu bu. Evet, dersi burada bitirebiliriz. Haftaya şu an hatırlamıyorum konumuzun ne olduğunu ama artık